siz soruyorsunuz, ben sizin dilinizim. Uzmanlar da burada sizin için cevaplıyorlar. Hazır mısınız? Başlıyorum hocam. Evet. Yusuf Hoca'ya sorular. Diyor ki sevgili seyircimiz, karım namaz kılıyor ama hocam o kadar dedikoducu ki benim bu karım cennete gidebilir mi diye soruyor. Daha önce söylediğim... Öyle bir nefes aldı ki. Dur evet. Bakayım. Şimdi Türkiye'de yaşayan, dışarıyı söylemiyorum, Türkiye'de yaşayan hacısı, hocası, vaizi, müftüsü, boz adamı hepsi buna dahil. Bizim hiç günahımız olmasa Nur Hanım, aha bu dedikodunun günahı bizim ayağımızı tökezletir. Eyvah. Tamam mı kızım? Tökezletir. Şimdi Hazreti Ayşe ile ilgili bir anekdot naklettik. Saygıdeğer seyircilerimiz hatırlayacaklar. Bu hanımlar için de bir derstir aslında. Bir hanım peygambere sık sık soru soruyor idi. İki rivayeti var onun. Biz bu rivayetini anlatıyoruz. Kadınlar kendi aralarında konuştular. Ne dindar kadın. Hep geliyor işte soruyor, ediyor, tutuyor. Hazreti Ayşe validemizin de herhalde demek ki şey damarı mı kabardı. Ne oldu bilmiyorum. Aman canım dedi. Boyunun kısalığından başka ne özelliği var o karının? Boyunun kısalığından başka. Bu söz peygamberimize ulaştı da Resul-i Ekrem sordu. Ya Ayşe böyle bir şey diyorlar. Doğru mu? Evet ya Muhammed, boyunun kısalığından başka neyi var o kadının? Herkes ondan bahsediyor filan. Ya Ayşe öyle bir söz söyledin ki o sözü mümkün olsa da götürsek denize atsa idik, denizde ne kadar su varsa hepsini kirlendirirdi dedi peygamberimiz. Hepsini pisletirdi. Dedikodu böyle bir melanettir. Ve Müslümanların varını yoğunu dedikodu alır götürür. Aileleri birbirine düşüren, aileleri birbirinden koparan, dostları birbirinden koparan hep bu dedikodudur. Daha da bir şey söylemeye gerek yok zaten. Daha çok tabii daha, evet. Yani dedikodunun ne kadar vahim olduğunu. Onun için de kazandığımız parayı, alnımızın terini sıyırarak kazandığımız parayı sevmediğimiz insana verir miyiz kızım? İstanbul için söylüyorum. Eyüp Sultan'ın şadırvanında, Fatih'in şadırvanında, Süleymaniye'nin şadırvanında, Sultanahmet'in şadırvanında, sabahın ayazında abdesti al, titreyerek gir camide namazı kıl, çık milletin dedikodusunu yap. Ne perhiz, ne lahana turşusu. Peki. Evet buyur. Bir başka seyircimiz de, hocam kocam yolda yürürken her kadına bakıyor ama İstisnasız her kadına bakıyor demiş. Ben de bir kadın olarak çok üzülüyorum. Gururum inciniyor. Ama benim kocam bence günahkar. Siz ne diyorsunuz diye soruyor. Yani kocam onca günahkar. Biz Allah katında da günahkar o. Yani elin yoldan geçen hanımına baktık. Ne kazandık? Kazandığımız bir şey var mı? Ya hep söylüyoruz şey hocam. Hani derler güzele bakmak sevaptır. Ya geç onu, güzele bakmak sevaptır diye uydurmuşlar be kızım. Güzele bakmak sevap da Allah'ın yarattığı bir tek kadın mı var güzel? Başka bir güzellik yok mu? Başka güzellik yok mu kızım ya? Allah aşkına ya. Var tabii. Ha öyleyse o güzelliklere bakmanın sevabı. Bakarsan nasıl bakar? Yani çok özür dileyerek söylüyorum saygıdeğer seyircilerimizden, stüdyodaki hanımlardan. Yani sokakta gördüğümüz hanıma bakarken ablamız, kız kardeşimiz, halamız, teyzemiz diye mi bakıyoruz? Hadi canım sen de. Güzele bakmak sevapmış. Neredeymiş hocam öyle? Evet hadi geç kızım ya geç. Bal gibi günaha giriyoruz. Hep peki, beraber giriyoruz. Ama bu günahta müşterekiz yalnız Nur. Hayır güzele bakmak bak, sevap derken şunu söyledim hocam. Ben bazen, seninle bir şey değil mi? Hayır bazen bunu bir güzel görürsün. Yani şöyle bakarsın dönersin. Ya tamam ama dönersin. Ama arkasından dün de konuştuk dönüyor meseleyi. Muyuz? Dönüyor muyuz? Allah Allah. Görüyor musun endamı filan. Ondan sonra ne oluyor kızım? Peki. Ondan sonra kazandıkların hepsi gidiyor kızım. Peki. Bir de men dakka dukka. Çalma kapıyı, çalarlar kapını, çalarlar kapını demişler. 12 yıllık kocamın internette bulduğu bir sevgilisi Allah var. Allah canın almasın bunların. Onu babasına şikayet etmek istiyorum. Dedikodu olur mu? Günaha girer miyim diye soruyor. Şimdi bu internet var ya. Şimdi çarşamba günü seyrediyorum sizi. Hı hı. Çarşamba günü hani diyor ya bir hanım soruyor. Pazardan pazara kahvaltı, çok güldüm bana. Pazardan pazara kahvaltı hazırlıyor. Acaba her gün hazırla desem günaha girmiş olur muyum diyor ya. Çarşamba günü Can Tenkaya hocamızın programında. Yani her gün sen ne yapacaksın? Süs mü? Süs biberi oturacak o. Tövbe ya Rabbi tövbe. Şimdi sorunu bir daha sor. Unuttunuz değil mi? Unutmadım da hepsini hatırlayayım ha. Unut, neyi hatırlıyorsunuz? Orada yazıyor zaten kalçımda da. Oraya bakmadan sana sorayım. Vallahi dedim. Unuttun hocam. Evet, sordum. Unuttum tabii canım.
diyor ki 12 yıllık kocam tamam. internette bir sevgili tamam, bulmuş. Ha. Onu bak, da babasına şikayet bak kızım, edeceğim. Sen şu versene şu telefonunu bana. Şunu. Bunu. Bunu çocuklarımızın eline verdik. Okumayı ortadan kaldırdık. Kızlarımızın, gençlerimizin eline verdik. Gençlerimizi ve kızlarımızı ahlaksızlığa teşvik ettik. Ahlaksızlığa. Erkek kadın, kadın erkek oldu burada. Tamam mı kızım? Onun için de bunun terbiyesi yok. Edebi yok. Ahlakı yok. Ve aileler yıkıma uğruyor artık. Neyle? Bununla. Bununla. Kızım, çöplükte biten gülü koklamayın diyor kitaplarımız. Şimdi bu adam biten... koklamış hocam. İşte kokladığı için de burnu pislikten kurtulmaz kızım. İnşallah kurtulmasın. Kurtulmaz. Şimdi kadıncağız bunu babasına şikayet etse günah girer. Şimdi kadın mi? Bunu babasına şikayet etme yerine ikimiz baş başa oturacağız. Tamam mı? Beyefendiyle tabii. Tamam. Beyefendiyle baş başa oturacağız. Bak. Böyle bir şeyin farkındayım. Beni anına koy. Ben de senin hanımınım. Benden bıktığın, usandığın bir şey varsa söyle kendi düzelteyim. Ama ben bunu babana ve anana söyleyeceğim. Sonra da kendi babama, kendi anneme söyleyeceğim. Ya bundan vazgeç. Önce ona söylesin. Ha, tabii. Peki. Bundan ha bunu gale almazsa, nereye söylüyorsan söyle derse, ondan sonra gider babasına, anasına söyleriz. Bir şey olur mu? Soğan erkeğe değilse olur. Soğan erkeğe bir şey olmaz. Peki 6 ay evliyim. Kaynanan beni hiç sevmiyor. Boşanmamızı istiyor ve boşan için elinden geleni yapıyormuş. Hocam ama kaynana muska istiyorum. Belki yola gelir diye düşünüyorum demiş. Günaha girer ama eklemiş sorusuna da iyilik muskası. Muskanın iyiliği kötülüğü yok be kızım. Muska muskadır ya. Şimdi o muska yazanların bir kısmı var ya. Herkese aynı şeyi yazıyor. Şimdi burada bir anekdot anlatabilir miyim? Tabii. Daha önceden anlattığım bir anekdot. Sultan 3. Mustafa olması lazım. Av meraklısı. Padişaha yanılabilirim. Tarihçiler beni affetsin. Tazı derler tamam. Köpeğe. Her gün gidiyorlar. Efendim padişahın tazısı yakalıyor, öbürlerinki yakalayamıyor. Adamın canı sıkılıyor diyor. Gülen şu hayvana bir muska yazdırayım bir de bizimki yakalasın ya. Hep o mu yakalayacak? Bir hayvan kesiyor. Alıyor bir budunu. Hattat arkadaşları var. Hattat ne demek? Çok güzel Arapça yazı yazan demektir. Hattat arkadaşları var. Oradan birisine götürüyor etle beraber elinde bir şey et. Oğlu çıkıyor kapıya. Buyur amca diyor. Babanı aradım. Babam yok diyor. Hayrola? Bakıyor elinde et var. Diyor ki ya şu hayvanca bir muska yazdıracaktım. Aa babam bana el verdi diyor. El vermek demek müsaade etti demektir. Alıyor götürüyor eti mutfağa koyuyor. Yazıyor. Hayran oldum etine. Muska yazdım itine. Tazın geçsin geçmesin. Kuyruğu nokta nokta. Tamam mı? Efendim yazıyor, çiziyor. Katlıyor, yedi katmışam bir yerde sarıyor. Veriyor adama. Adam götürüyor bunu köpeğin boynuna asıyor. Ve ertesi gün köpek avı yakalıyor. Şimdi avcılar avlanma bittikten sonra yüksek bir yere otururlar. Eğer avladıkları bir şey varsa ateş yakar onu yerler. Avladıkları bir şey yoksa orada sohbet ederler. Tamam. O sohbet ederken padişah diyor ki ya bugüne kadar benim tazı geçip alırdı. Bugün aldı. Nereden oldu? Nasıl oldu falan derken hayvanın boğazındaki muskayı görüyorlar. Merak ediyor. Ya açalım şunu bak. Açıyorlar bu dörtlük var. Maksat ne biliyor musun burada kızım? İtikat var ya itikat. Tabii. İtikat işte burada. İnanç. İnanç. İman. Ha. Muska geçen söyledik ya kolunda veya omuzunda evet. İp bağlı birini gördü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu ne dedi? Yel durdu onun için bağladım ya Resulallah. Şu an bu ip kolundayken ölsen senin cenaze namazını kılmazdım dedi eyvah, Peygamberimiz. Eyvah. Muska İslam'da yok kızım. Bir Müslümana ne yakışıyor hocam? İmanlı olmak, inançlı olmak. Ki bir söz var ya çok seviyorum. İnanmak başarmanın yarısı. Bitti. Eğer yapacağınız bir işe, çıkacağınız bir yola inancınız varsa siz %50 zaten zorlukları aşmış bulunuyorsunuz. Hocam size inanılmaz sorular var. Şöyle. Ama reklamım var. Peki. Bir yere giderseniz vallahi küserim. Çünkü acayip sorularım var. Bekliyorum hepinizi. Hadi getirin o zaman hemen soruyu. Sorularla devam ediyoruz. Yalnız yaşıyorum diyen bir sevgili seyircimiz uyurken kulağıma biri kalk namaz kıl dedi demiş. Doğrudur. Uyandığımda ezan okunuyordu. Hocam bunu bana kim söylemiş olabilir? Çünkü evde yalnızdım diyor. Sağımızda ve solumuzda iki tane melek var.
O meleklerin bizi namaza uyandırdığını bilelim. Benim rahmetli nenem derdi ki biz nene deriz. Şimdi siz babaanne babaanne falan diyorsunuz ya. Geç onlara. Nene, dede. Efendim. Oğlum akşam yatarken işte şu 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 duaları okuyun. Ondan sonra da sağımdaki melaike, solumdaki melaike siz beni şu saatte namaza kaldırın deyin. Onlar sizi kaldırır derlerdir ha. Ben onu çok yapmışımdır çocukluğumda. Yani sağımızda ve solumuzda iki tane melek var. O iki tane melek bize sesleniyor. Sesleniyor. Şimdi Cenab-ı Peygamber diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, sabahleyin ilk uyandığınızda kalktınız. Kalkmadınız, şeytan bir düğüm atar diyor başınıza. Ondan sonra bir beş dakika sonra daha kalkarım dersin, bir düğüm daha atar diyor. Beş dakika sonra kalkarım dersin, bir düğüm daha attı mı namaz bitmiştir. Tam böyle güneşin doğacağı saatte uyanırsın. Hani şeytan dalga geçiyor seninle. Bahsettiğiniz sağımızdaki ve solumuzdaki evet. Melekler işte biri günahlarımızı, biri sevaplarımızı, sevaplarımızı yazan. Yazıyor. Değil mi? Sevabımızı yazan hemen acele eder, yazar. Kiramen katibin tabii. Solumuzdaki melek ise birazcık bekler. Belki tevbe eder diye. O bekler de biz tevbe etmezsek üzülerek yazar. Şimdi öyle bir dine mensubuz ki yani 40 kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel diyor evet. Hazreti Mevlana. Şimdi 15 yıldır pavyonda çalışan bir seyircimiz şunu sormuş, tam da tövbeden bahsetmişken. 15 yıl pavyonda çalıştım, sonra tövbe ettim. Pavyonda kazandığım parayla camiye yardım edebilir miyim diyor. Bir param var ama bunu helal yolla kazanmadım ama helal bir yolda harcamak istiyorum. Pavyon dediğiniz yer bir eğlence yeri. Meşru olan işler de yapılıyor, gayri meşru olan işler de yapılıyor. Siz orada gücünüzün karşılığını, emeğinizin karşılığını, vaktinizi oraya harcamanın karşılığında maaş alıyorsunuz veya ücret alıyorsunuz. Orada hile katmıyor iseniz o parayla istediğiniz gibi hareket edersiniz, istediğiniz yere de hayır yaparsınız. Peki. Nur, şunu unutmayalım. Eskiyi okuduğumuzda uç beyleri vardı. O uç beylerinin yanında da rivayet o ki tarikat şeyhleri müritlerinden bir kısmını meyhanelerde görev verirlermiş onlara. Gidin dolaşın bakın. Sakilik yaptırırlarmış. Akşam geliyor adam, getiriyor ona. İkinci akşam gene aynı adama getiriyor. Üçüncü akşam getirdiğinde yanına oturuyor. Neyin var, neyin yok, çoluğun çocuğun var mı, derdin mi var, sıkıntın mı var, niye her gün buraya geliyorsun filan. Öyle öyle yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş insanları işliyorlar. Tamam mı kızım? Onun için herkesin yaptığı görev ayrı ayrı. Evet, buyur. Peki, diğer soruma geçiyorum. Rahmetli babamdan 13 daire kaldı demiş. Bu daireleri satmak istiyorum, günaha girer miyim diye soruyor. Şimdi babamızdan kalan malların mirasçıları vardır. O mirasçıların haberi olmadan biz bunları satarsak elbette vebal altında kalırız. Biz kendimiz varız. Başka da babamın oğlu kızı olmasa bile babamızın mirastan pay alan uzaktaki akrabaları vardır. Kur'an bunları enine uzununa bütün teferruatıyla açıklamıştır kızım. Onun için de saygıdeğer seyircilerimiz bu dikkat ediyorsan ben miras meselesine buna bir de boşanmaya mümkün olduğu nispette fetva vermemeye çalışıyorum. Buralar mümkün olduğu nispette müftülüklere gidecekler. Oralara derdini anlatacaklar. Bu miras işi hesap işidir. Hesap işidir ve eğer mirastan pay alacak insanlar varsa siz onlardan habersiz ve gizli olarak bunları satarsanız vebal altında kalırsınız. Evet. Peki seni seviyorum demek günah mı? Seni seviyorum, eşimize seni seviyorum deriz, arkadaşımıza seni seviyorum deriz, hocalarımıza seni seviyorum deriz, dostlarımıza seni seviyorum deriz. Peki insanın çocuklarının yanınızda karısına seni seviyorum demesi ne günah var mı? Benim çocuklarım benim çocuğum. Hanım tamam. Da benim hanımım seyircimiz ya. Seyircimiz sormuş günah mı diyor. Yok hayır efendim, ne alakası var? Sevgiyi göstermek ama biz, lazım. Yani çocukların yanına varmadan o işleri söylemek lazım. Bu nerede o ya bizde o? Şimdi o diğer soruyu getiriyorum. 85 şimdi. Yaşındaki döven amca sevsen olur, seviyorum desen olur. Hadi. Hocam. Bir seyircimiz sormuş, demiş ki sevgilim elimi tutunca günaha giriyor muyum? Sevgilim elimin tuttuğunda ben nikahsızım, sevgilim de nikahsız kızım. İslam'da
flört diye bir olay yok. Arkadaşlık diye baş başa gezme olayı yok. Tamam mı kızım? Seninle kızdan başka hiç kimse yok. Yahu ateşle barut bir arada durur mu? Yeter bu kadar hadi. Evet çok ters baktım böyle evet. Ben ters bakmadım. Şimdi bizi izleyen gençler vardır. Gençlere söylüyorum aynı. Gençler başkasının kızıyla gezerken kendi kız kardeşiyle bir başkası geçse razı olur mu? Gırtlağını sıkar böyle. Hani Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ya. Ya Muhammed ben filan kadınla beraber olmak istiyorum dedi. Sahabe kızdı, Peygamberimiz gel dedi şöyle yakına geldi. Elini göğsünün üzerine koydu. Deminki söylediğini bir daha söyle dedi. Bak şimdi bu Peygamberimiz. Dedi ki ben filan kadınla beraber olmak istiyorum. Resul-i Ekrem ona günahtır, haramdır, şudur budur demedi. Senin annen var mı dedi. Kız kardeşin var mı? Halan, teyzen var mı dedi. Var ya Resulallah. Bir başkası bunlarla beraber olmak isterse ne yaparsın dedi. Gırtlağını çıkarım ya Muhammed. Öyleyse kendine yapılmasını hoş görmediğin şeyi başkalarına da yapma dedi. Sen şimdi her köşe başında bir sevgili değiştireceksin. Gerek erkek gerek kadın. Ondan sonra da evleneceğin çağa gelince de evliliğe sıra gelince de ahlaklı birini arayacaksın. Nerede o? Alemi kirleteceksin. Ondan sonra da ahlaklı birini arayacaksın. Vallahi burada doğru söylüyorsunuz. Vallahi burada doğru söylüyorsunuz. Ha, evet. Karşılıklı. Tabii. Hep bunlar birbirlerini bulurlar zaten kızım. Tabii. Bulurlar evet. Şimdi bu seyircimizin burada ne sormak istediğini ben anlamadım. Ne diyor? Ne dediğini anlamadım. Cehennemden çıkış var mı? Şimdi bizim bir kısım insanlarımız var. Karınları şiş. Din adına karınlarını şişirmişler. İstiyorlar ki kendilerine başka kimse cennete gitmesin. Hep cehennemde kalsınlar. Sevmediği insanları hep cehenneme göndeririz ya biz. Evet. Ha, bir insan la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demişse ibadetinde, duasında, efendim yaşayışında eksiklikler varsa, hatalar var ise bunlar için ütüleyecek Allah. Onları tabirimi hoş görsün saygıdeğer seyircilerimiz. Ateşle ütüleyecek. İmanları olduğu için de cezalarını çektikten sonra cehennemden çıkacaklar. Bir de ebedi kalanlar var. Kur'an diyor ki sur yapacağız onların etrafını. Sur, ateşten sur. Düşünebiliyor musun kızım? Ateşten sur. Onun için Allah ümmeti Muhammed'i muhafaza etsin. Amin. Zor iş vesselam. Şimdi bu soru hep size soruluyordur öyle tahmin ediyorum. Şimdi sadece cuma namazı için diye değil hanımlar, beyler evde namaz kılarken de aklımıza otomatik olarak bazen kötü düşünceler takılıyor. Olabilir. Kötü düşünce takılmasa bile o an yaşadığımız bir olaya aklımız takılıyor. Yani tam namaza duruyorsunuz ne bileyim işte bir arkadaşınız aklınıza geliyor bir olay aklına geliyor. Şimdi seyircimiz de şunu demiş. Cuma namazı kılarken aklım hep yemekte. Namaz çabuk bitsin istiyorum. Bir an önce gidip yemek yemek istiyorum. Ama nedense hep cuma namazında başıma bu geliyor demiş. Hocam ben günaha giriyor muyum? Günahkar mıyım diye soruyor. Burada bana 2 dakika vermek durumundasın. Hocam dakikalar sizin. Evet, estağfurullah 2 dakika. Şimdi Peygamberimiz diyor ki zaman gelecek. Kişinin imanını muhafaza etmesi avucunun içerisinde kızgın ateşi tutmasından zor olacaktır. Bıraksa ateş sönecek, tutsa eli yanacak. Ve zaman gelecek birçok insanı delilikle, mecnunlukla itham edecekler diyor. Mahallenin her mahallede bir deli vardır ya öyle deriz biz. Deli gelir camiye kendine bir yer arıyor namaz kılacak. İmama uyacak namaz kılacak. Kendine yer ararken bakıyor. Hor görme diyor ya hani bir şiirinde efendim. Bakıyor ki herkesin sırtında bir şeyler var. Herhalde diyor burada namaz kılmak için illa sırtında bir şey olması lazım. O da çıkıyor dışarıya o bunları yükleniyor sırtına. Geliyor geri camiye. Eğilirken doğururken pat küt odunlar... ses çıkarıyor filan. Neticede namaz bitiyor. Namaz için herkes omurdanıyor. Bu ne biçim iş filan? Hoca vakıf oluyor bu meseleye. Hoca vakıf oluyor. Hoca da tanıyor o delikanlıyı. Ne oldu diyor ya? Bu ne haldir? Yani bu namaz odun sırtında namaz mı kılınır? Vallahi hocam benim günahım yok diyor. Günah sizde diyor. Nasıl bizde? Ben şöyle kendime bir yer ararken insanlara baktım. Herkesin sırtında bir şey var diyor. Herkesin sırtında. Herhalde burada sırtında bir şey olmadan namaz kılınmıyor diye çıktım dışarıya. Ben de garibim bir şey bulamadım. O odunları buldum. Onları yüklendim geldim diyor. Ha, birinin sırtında öküzü var diyor. Birinin sırtında mavi gözlü bir bayan vardı. Birinin sırtında tavuk vardı. Birinin sırtında şu vardı. Şunun sırtında bu vardı filan. Hoca merak ediyor ya.
Benim sırtımda da bir şey var mıydı diyor. Zaten en garibime giden şey de oydu hocam diyor ya. Sizin de sırtınızda bir inek vardı diyor. İnek. Meğer hoca efendinin bir ineği varmış, hastaymış, acaba öldü mü kaldı mı filan onu düşünüyormuş. Şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum. Namazda bir şeyler düşünürüz, aklımıza bir şeyler gelir. Bunları kovmaya gayret etmek önemlidir kızım. Gayret etmek. Bundan kurtulamayız biz. Bundan kurtulabilmek için geçen de söyledim. İki namaz arasında bizi meşgul edecek bir şey olmaması lazım ki biz namazımızı huşu içinde kalalım. Bir rüknü sevgili Nur, bir rüknü aklına hiçbir şeyi getirmeden kılan adam kurtulmuştur. Tamam mı kızım? Ama mümkün mü? Bilal-i Habeşi bile, pardon, tabii Veysel Karani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin vereceği hırkanın acaba hangisini verecek diye düşün. Hadi yürü. Evet. Yürüyeyim. Evet yürü hadi. Hatta evet. Koşarak soruları sorayım. Çok soru var çünkü. Kocam her yerde elimi tutmak istiyor. Babamın yanında utanıyorum. Kocamı defalarca uyardım. Lütfen babamın yanında elimi tutma diye. Hocam babamın yanında elimi tutması günah değil mi demiş. Babası biz nikahlı ya? Hanımımızın elini tutarız. Ama adab ve erkan diye de bir şey var. Bir de edep yahu demiş eskiler. Hocam el tutmakta ne var ya? Onu el tutmakta bir şey yok ama bizim bir töremiz var. Töremiz, adetimiz var, ananemiz var. Bunlara sahip çıkmak zorundayız. Baba büyüktür. Büyüğün yanında küçük hanımıyla el ele tutmamalı. Niye? Töremizde böyle bir şey yok. Bunu biz aşacağız. Ne zaman? 3-4 nesil değişecek. Ondan sonra aşacağız. Ama kızım, günah değil. Hayır günah değil. Ne günahı canım? Ne alakası var? Nikahlı karım olduğu için günah değil. Sadece babamın yanında ayıp işlemiş oluruz. Ne de o? O da adab ve erken ayıbıdır. Evet. Peki. Yusuf Kavaklı Hoca'ya sormak istiyorum. Boşanmak günah değil mi? 36 yıldır evliyim, 6 çocuğum var ve kocam ısrarla benden boşanmak istiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın en çok buğz ettiği helal boşanmaktır buyuruyor. Yani hoşlanmadığı. Tabii Allah'ın hoşlanmadığı en büyük helal boşanmaktır. Hoşlanmıyor Cenab-ı Hak. Ama helal. Helal tabii ama en son çare nedir? En son çare bu ise artık o kapıyı da çalmak lazım. Hani bir sözümüz var ya kızım, zorla güzellik olmuyor. Olmaz. Kızım. Olmuyor. Olmaz. 6 çocuktan sonra eğer adam boşamak istiyorsa şaşırmış adam, yolunu sapıtmış adam ya. Sapıtmış. Aslında böylelerini hocam bırakacaksın. Böylelerini bırakmayacaksın. Böylelerini Anadolu kanunu diyeceksin böylelerini hadi. Sen ona neyse hadi geç yeter o kadar. Hocam siz de bir şey söylüyorsunuz anlamıyorum. Açın bari birazcık. Anadolu kanunu evet. Devam ediyorum. Evet, nusk ile uslanmayanı etmeli tekdir. Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir demiş atalarımız. Evet. 24 yıldır namaz kılıyorum ama içkiyi bırakmadım. Hem namaz kılıyorum, içkimi de içiyorum ama namazımı hiç kaçırmıyorum. Çok mu günah giriyorum evet. Demiş. İçkinin günahı ayrıdır, namazın sevabı ayrıdır. Ama bugün Cuma'da hocalar bir ayet okuyacaklar. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz insanı bütün kötülüklerden men eder diyor Allah. Kıldığın namaz seni kötülükten men etmiyorsa Nur, o namaz değildir kızım. Evet. Peki cennette günah var mı diye sormuş. Cennette günah ne iş var kız? Allah Allah. Cennette günah olur mu? Biz dünyada günah işlemeyeceğiz hocam, ki cennete gidelim. Hocam bana niye kızıyorsunuz? Ben hayır, ben sana burada. Bir şey demiyorum. Cennette günah olur mu? Yok evet. O zaman. Orada güzellikler yeridir ya. Keşke. Evet. Keşke gidebilsek. Bir seyircimiz inşallah. Şey sormuş. Cennette huriler var mı? Çok su kaldıran bir şeydir o. Geç onu şimdi. Hadi yürü. O suale cevap vermiyorum. Ha? O suale cevap vermiyorum. Vermiyorum o suale cevap. Peki, Allah tamam. Allah. Üvey anneye sadaka verilir mi hocam? Üvey anneye sadaka veririz. Fakirdir o. Üvey evlatlarımıza zekat veririz. Üvey evlatlarımız fakir ise fitre veririz. Fidye veririz. Hı hı. Onlar bizim kendi neslimizden değil. Üvey çünkü adı üstünde. Evet. Kocasını sürekli aldattığını söylemiş. Onu Allah'a havale ettim. Bir de ona öyle bir beddua etmek istiyorum ki hocam ciğerine yapışsın. Yok demiş. Ciğerine yapışmasın. Beddua etmesin mı? De. Niye beddua, hocam ya? Ya beddua etmesin de hayır dua etsin de adamın kurtuluşuna vesile olsun. Bir, iki, gözünü de azıcık kendine çevirsin. Niye?
niyesini söylemiyorum hadi. Hocam Allah Allah. Hiç program yapmayalım. Lafın tamamı deliye söylenir. Biraz da gözünü kendine çevirsin. Niye ama? Nereye gidiyor adam? Niye gidiyor adam? Her kadın yüzünden ya gidiyor Allah adam. Ya Allah Allah. Diyorum ya gözünü azıcık da kendine çevirsin ya. Ne buluyor elde ya? Elde ne buluyor? Niye ben de bulamıyor onları? Bak kızma bana. Bana kızma, kimse de kızmasın bana. Yapmayın tamam kızım. Yapma, yapma deme ya Allah aşkına. Bazı insanların... Yani hep gün kabahat, hep kabahat giden değil mi be kızım? Tabii ki değil. Tabii ki değil. Yani her iki tarafta ama evet. Bazı insanların gerçekten kanı bozuk. Sen ona, ne yaparsan ya. Kızım ya. Ona bir şey demiyoruz. Onu deminden beri hocam, konuşuyoruz. Hocam bir şey de bak. Böyle söylersen. Ahlaken sükut etmiş adam ayrı. Bak hocam böyle söylersen bazı insanların ekmeğine yağ sürmüş olur. Niye ekmeğine yağ sürüyorum der Allah ki, Allah. Hakkı diyor ki bak. Bak görüyor musun? Hayır karısı efendim. Bu programı izlettirecek yanlış. Diyecek ki bak sen de suçlusun yanlış diyecek. Yanlış kızım yanlış, onu demek istemiyoruz biz burada. Hemen onu o tarafa çekmesinler. Azıcık da gözünüzü kendinize çevirin diyoruz ya. Benim hatam var mı? Benim günahım var mı? Niye peki. Böyleyim? Niye? Geçenlerde bir soru sormadılar mı bize? Kaç 3-4 hafta evveldi. Efendim evden kaçıyor gidiyor gelmiyor falan demedi mi? Evet. Niye gidiyordu? Babasının zulmünden gidiyordu. Baba zalim olursa kız evde durur mu kızım? Durmaz. Baba zalim olursa oğlan evde durur mu? Adam zalim olursa kadın onu bekler mi kızım? Hadi bir şey daha söyleyeceğim. Kızacaksınız. Söyleseniz hocam. Kadın pasaklı olursa adam bekler mi? Azıcık da ahlaki zafiyeti varsa. Vallahi biz kadınlar adamların bütün zorluklarında bekliyoruz ama biliyor musunuz? Allah dünya, onu düzeltir bak diye. Şimdi bizim bir arkadaşımız vardı öyle derdi. Bir gün konuşuyoruz. Dünyanın en sadık insanı kimdir hoca dedi. Vallahi bilemem bizim. Dünyanın en sadık insanları hanımlardır dedi. Anladım. Niye dedim? Niye dedim? Kapının arkasında verdiği sözü ömrü boyunca tutar dedi. Helal olsun. Evet. Tabii ömrü boyunca tutar. Ama şunu da söyleyelim. Ama, bak böyle adamlar da var. Böyle adamlar da var. Ama bu kadının kıymetini bilecek adam lazım. Bravo. Adam. Adam gibi adam. Hocam bugün döktürüyor. Sen saçını süpürge edeceksin. 6 tane çocuk doğuracaksın. 6 çocuktan sonra zibidi gidecek dışarıya. İşte Anadolu kanunu. Tamam. Hadi. Kocam. Evet. Kocam demiş. Ne söylüyor? Ha, kilolu olduğum için beni sevmiyor. Kilo almak günah mı hocam demiş. Belki kilo de almak günah var. Değil de ha işte aldık bırakamıyoruz. Peki bir şey söyleyeceğim şimdi. Bak şimdi sen evlendiğinde kaç kiloydun hocam? Evlendiğimde ne? Çiğdem gibi delikanlıydım ya. Çiğdem gibi. Tabii evet. Tabii. 51 sene evveli düşünsene be kızım. Çiğdem gibi ne tabii, demek? Çiğdem gibi yani, delikanlı demek. Çiğdem de ip incedir. İp incedir. İncedir tabii. Ha. Şimdi sen böyle kilo aldın. Evet. Mesela. Hani göbeğin. Şimdi doktor bana diyor ki yürüyeceğim falan. Birazcık yürüyorum kendi kendime göğe. Kendi kendimi tatmin ediyorum. Hanımı tatmin ediyorum biraz. Hanım yürü falan diyor. Yürüyorum. Yürüyorum ama yürüyerek veremiyorum ki bunu. Ha yürüyerek verilir bu. Nasıl verilir? Buraya sahip olacaksın. Tabii. Ben börek yemeden duramıyorum. Pilav yemeden duramıyorum. Makarna yemeden duramıyorum. Tamam, evlendiğinde Çiğdem gibi delikanlıydın. Ha, evet. Sonra mesela kilo aldın. Şimdi eşin seni bu yüzden terk etse ne yaparsın? Bir erkek benim olarak öyle bir eşim olmaz. O kadar. Hocam dünyada büyük lokmaya büyük yok, büyük konuşma bir şey. Ya de. Bu yaştan zor olur şimdi be bir dakika kızım. Kendini çok kısa bir süreliğine bu ya, soruyu soran hanımefendinin yerine koy. Nur bunlar bahane ne bahanesi kızım. Hocam? Kilo ahlak, almış diye kadını terk ediyor. Ahlaksızlık yapacak da onları bahane ediyor kızım. Saçını süpürge etmiş kadıncağız. Ne olmuş? Kilo almış. Elektrik alamıyormuş. 4 tane çocuk olmuş. Elektrik alıyorsun ahlaksız herif. 4 çocuktan sonra bunlar ahlaki şeyler be kızım. Peki. Ahlaki şeyler bunlar ya. 3 yıl önce kapandım. Hı. Ama kapalılığın bana yakışmadığını söylediler. Aa. Ve tekrar açıldım demiş. Aferin. Hocam bazı arkadaşlar günahkar olduğumu söylüyor. Sizce Allah katında günaha girdim mi diye soruyor. Allah kadın olsun, kadın olsun hangi kategoride olursa olsun eğer imanı varsa, inancı var ise, Allah'a inanıyor ise Kur'an'ın emriyle kapanması gerekir kızım. Hı hı. Biz bunu söyleriz. Kapanır kapanmaz o bizim işimiz değildir. Allah kapanmayı nasip etmiş, buna rağmen sana yakışmıyor. Örtünün yakışmadığı hiçbir kadın yoktur. Bir, iki... Çirkin kadınlar, kızlar örtüye bürünmek suretiyle adamları kandırıyor şimdi be kızım. Ya gözüme bakarsın öyle ters ters. Tabii.
yaşadıklarımızı söylüyoruz kızım. Peki. Yani onun için de eğer sen adam gibi kapanıyor, öcü gibi kapanıyor filan derler ya hani. Azıcık uyusun be kızım. Yani kapalı da giyiyorsan azıcık uyusun. Yani İslamiyet buna nasıl bir ölçü koymuş? Ya İslam kapanmanı emrediyor senin. Tamam, ölçü... İster çulla, ister çuvalla. Neyle kapanırsan kapan. Ölçü nedir ya, bunda? Ölçü nedir? Yani nasıl kapanmak? Ölçü bileklerden itibaren ellerin üstü. Tamam. Topuklardan itibaren ayakların üstü. Tüy bitimi, kulak yumuşağından itibaren de buraların kapalı olması lazım. Peki. Buna riayet etmesi lazım kadının. Peki. Kadın zarf mektuptur. Onun zarfı kocasıdır. Onun zarfı örtüsüdür der eskiler. Evet. Borçlu olan kimse hacca gidebilir mi? Borçlu olan kimse hacca gidemez. Nasıl gider? Borcu olan adamlara ey millet benim size borcum var. Hı. Allah kısmet eder. Döner gelirsem bu borcu ödeyeceğim diye helallik alırsa gidebilir. Onun dışında öncelik borcunu ödemektir. Peki. Öncelik borcunu ödemektir evet. Bu soru çok güzel bir soru. Kim sormuş bunu? Mehmet Emin Bey sormuş. Vallahi tebrik ediyorum evet. Sizi. Şimdi hep üzerinde ayet olan takılar taşıyoruz. Tamam doğru. İşte bunu... göğsümüzde taşıyoruz. Ne bileyim, iç çamaşırımızda taşıyoruz. Bileğimize takıyoruz vesaire. Şimdi bunlarla affedersiniz tuvalet ve banyoya girmek günah olduğu söyleniyor. Özellikle Mehmet Emin Bey bunu sormuş. Evet. Onda da bir yüzük varmış taktı. Günaha giriyor muyum diyor. Şimdi yüzüklerimizde, kolyelerimizde, kulağımızdaki küpelerimizde, efendim elimizdeki alyansımızda Allah peygamber isimleri gibi mukaddes isimler var ise mümkün olduğu nispet. Bak bunlarla kullanmanın hiçbir mahsuru yok. Ama bunları kullanırken bunlarla mümkün olduğu nispette tuvalete gitmemeli. Veya çıkarıp cebine koymalı. Cebine koymalı. Cebi nihayet bir örtüdür. Hatta eskiler üzerlerinde hamaili diye benim yaşımda olanlar bilirler. Hamaili diye bir şey taşırlardı. Ama onu 7 kat muşambaya sararlardı. Peki. 7 kat muşambaya sararlarsa onun bir mahsuru yok. Evet. Burcu Hanım sormuş. Hocam melekler şimdi, gaybı... Bir ilave yapayım. Tamam. Hani şimdi bir bazı akla evveller var. Telefona ezanı yüklüyor. Ezan. Ezanı yüklüyor. Tuvalettesin. Telefon da yanında. Tam da umumu tuvalette. Başlıyor tuvalette ezan okumaya. Sevin hocam aklı evveller. Geç hadi ya. Şey telefona ezan yüklemek iyi bir şey değil o zaman. Ya kızım yükle ama tuvalete gidiyorsun ya. Hepimizin cepte ben mesela sabahleyin cuma günleri gelirken hep söylüyorum ya. Şimdi herkes kaldıracak onu bence. Tabii cuma günü gelirken ben hep arabada Yasin okurum. Tamam. Herkesin ruhuna bağışlarım. Bir de beni taşıyan şoför kimse onun geçmişlerine de bağışlarım. Ona da derim ki oğlum ben bir Yasin okudum sen de bir Fatiha oku. Tamam mı kızım? Hı hı. Cep telefonlarımızda bu nimetler var. Ama bu nimetleri istismare ezan nasıl olsa ezan okunuyor dışarıda. Hiç evet. Ezan okunmayan bir memleket falan olsa doğru. Amen ne yapacaksın? Belki ezan saatini bildiren uyarılar koyabilirler. Amen uyarı koy tamam ona bir şey diyemeyeceğim ama. Ama ezan söylüyorsun. Ezan yapacaksan da bunu tedbirli yap. Evet. Peki. Hocam melekler gaybı bilir mi? Allah'tan başka gaybı bilen hiç kimse yoktur kızım. Hazreti Allah, Hazreti Adem'e eşyaların isimlerini öğretti. Meleklere de dedi ki hadi sayın bakayım bu isimleri. Hazreti Adem sayıyor. Onlar dediler ki ya Rabbi sen bildirirsen biz biliriz. Sen bildirmezsen biz bilmeyiz. Dolayısıyla melekler gaybı bilmezler. Benim meleklerim bana şunu söyledi diyenler doğru söylemiyorlar. Evet bu soruyu ben de çok duydum. Şimdi sırada soracağım soruyu. Bunu da Yusuf Bey sormuş. Kurban kanının arabaya veya alnımıza sürülmesi doğru mu? Yeni bir araba aldığında mesela anladım. Şey derler. Kurban kes, kanını tekerleğe işte alnına sür derler. Şimdi kurban eğer adamamışsak yani bir araba aldığımda kurban keseceğim, bir daire aldığımda kurban keseceğim dememişsek araba alındı diye kurban kesilmez. Ev alındı diye kurban kesilmez. Kurban şükür ifadesidir. Şu üzerimizdeki tırnak var ya kızım. Tırnak temizdir. Üzerimizde bulunduğu müddetçe. Bunu tırnak makasıyla kestiğimiz an, şuraya koyduğumuz an necis hükmündedir bu. Pislik hükmündedir. Kan da insan ve hayvanın vücudunda durduğu müddetçe temizdir. Ama dışarıya çıktığı andan itibaren necistir, pistir.
pis olan kanı arabanın tekerine, efendim adamın alnına, kapının çerçevesine, efendim pencerenin çerçevesine sürmek caiz değildir, doğru değildir. Müslümanlar bu yanlışı yapmamalı. Peki. Evet. Bir başka seyircimiz şunu soruyor. Bir televizyon programında namazların kazası yoktur demiş. İşte demin dedik ya, yok. Bir hoca efendi. Evet. Bu doğru mu diye soruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kazaya kalan namazları hem de cemaat ile birlikte kılmışlar. Resul-i Ekrem kazaya kalan namazları kılmayı tavsiye etmiş. Biz de kazaya kalan namazları kılarız. Her önüne gelen önüne geldiğini söylüyor kızım. Bu internet denilen bela, bir de bu televizyonların bir kısmında bir dünya profesör var hadislerle ilgili. Bir dünya tefsirle, eskisi gibi değil ki. Onları hiç çıkarmıyorlar. 3-4 tane uç adamlar var. Uç, abuk sabuk konuşan. Onlar niye? Onlar reyting yapıyor çünkü. Reyting yapıyor. Ya din bu, din. Din olunca işte böyle sapıtırlar. Şimdi adam. Mesela bize de bazen soruyorlar. Diyorlar ki bu soruları nereden buluyorsunuz? Bu soruları nasıl, yani niye soruyorsunuz? Geliyor işte sorular. Bu sorular sorulmalı ki eksik bilgimizi doğru kişilerle tamamlayalım. Evet. Yani burada gerçekten Yusuf Kavaklı hocam bu işe yıllarını vermiş. Değil mi hocam? Diyanette yıllarca görev almış. Şimdi emekli ama yine de hizmete devam ediyor. Hizmete devam ediyoruz, bir de okumaya devam ediyoruz. Okumaya da, araştırmaya da. Ya. Hangi vakitlerde nafile namazı kılınmaz hocam? Nafile namazı kılamadığımız vakitler sabah namazının farzından sonra nafile namaz kılınmaz ama kazaya kalmış namazlarımızı kılabiliriz. Hı hı. İkindi namazının farzından sonra nafile namaz kılınmaz ama kazaya kalmış namazlarımızı kılabiliriz. Peki, işsizlik maaşı denen bir şey var biliyorsunuz. Evet. İşinizden ayrıldığınız zaman belirli bir süreyle size işsizlik maaşı veriyorlar. Şimdi işsiz olmadığı halde işsizlik maaşı alanlar günaha giriyor mu diyor. Burayı anlayamadım tam olarak. İşsiz olmadığı halde derken zaten işsiz olan, yani işten çıkmış olana devlet o hakkı veriyor. Şimdi ben bunu ilk defa 1982'li yıllarda Belçika'da gördüğümde acaba bizim memlekette ne zaman olur filan diye hep ayıplanmışımdır. Ama şimdi bizim memleketimizde doluyor. O ne diyor biliyor musun aslında? O diyor ki kardeşim devlet bana işsizlik maaşı veriyor. Tamam. Ama ben gizliden gizliye de çalışıyorum. Sigortasız, kaçak yani. Tabii kaçak yani. Çalışıyorum. Ha. Kaçak çalışırken bu işsizlik maaşını almam caiz mi? Bu işsizlik maaşını kaçak çalışarak almak caiz değildir. Haramdır, günahtır, vebaldir. Dinde, imanda yeri yok. Kim bilir kaç kişinin günahına giriyorsun. Tabii canım, bir sürü. Peki yani. Mesela şey var, bu da yaygın çok duyduğumuz bir şey. Kağıt üzerinde boşanıyorsun. Kağıt üzerinde boşanınca aynı evde yaşamaya devam ediyorsun ama evet. Annenin ya da babanın kalan maaşını alıyorsun. Bu da günah şimdi mı? Şimdi saygıdeğer seyircilerimiz, bu şekilde boşanan seyircilerimiz bilmeliler ki devleti kandırdıkları için haram yiyorlar. Haram, haram, haram. Bu maaş alana haramdır. Görüp de söylemeyene de vebaldir. Hatırlar mısın 3 hafta evvel bize Fransa'dan birisi miydi? Almanya'dan birisi miydi? Yurt dışından biri sordu bize. Dedi ki bizim burada kağıt üzerinde boşanıp Türkiye'den evet. Babasının maaşını alanlar var diye sormuşlardı, hatırlayacak. Nasıl hatırlıyorsunuz hocam? Tabii bu soru ya? Bize çok gelir bu soru. Doğru. Dolayısıyla da bu şekilde olan hanımefendiler zındık haramıyorlar. Haram. Zinhar haramıyorlar evet. Hocam bir Almanya der misiniz? Almanya. Ne oldu? O kadar tatlı söylüyorsun ki. Almanya işte öyle. Onun bir için. Daha söyle. Almanya. Almanya. Evet. Siz yaşadınız mı orada hiç? Almanya'ya Almanya gittim Almanya. Geldim Belçika'dayken. Çok tatlı söylüyorsunuz. Belçika'dan Almanya. Gittim geldim. Bizi şimdi arıyorlar. Karabaş. Nereden arıyorlar? Bizim adımız Karabaş'tır Almanlar. Öyle mi? Öyleydi tabii. 1980, geçen bir yerde söyledin mi onu? 82-86 arası. Hı. Gidersin işte Köln'e gideceksin. Mannheim'e gideceksin. Bilmem Frankfurt'a gideceksin. Gümrüğe varırsın. Gümrükte bakar. Alır pasaportu, bakar Türk. Çek. Arabayı çekersin oraya. Pasaport masasının üzerinde durmaz. Kalk durur. Kabuğunu açmaz. Sen orada bir saat beklersin. Bir saat sonra gidersin bakarsın o orada hala duruyor. Sırf bunlar neyse hadi ya günaha girmeyeyim cuma günü. Günaha girmeyeyim hadi.